Herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber fırında soslu çupra buğulama yapacağız. Buğulamamız için 2 adet çupra kullanacağım. Siz dilerseniz çupra yerine levrek de kullanabilirsiniz. Şimdi de buğulamamızın sosunu yapacağız. Sosumuz için şöyle genişçe bir kap aldım. Ve şöyle sosumdan kullanacağım 2 yemek kaşığı yoğurdum var, tepeleme dolu. Yoğurt ve balık denilince akılda şöyle bir soru işareti oluşuyor. Yoğurt ve balık ne alaka? Ya da yoğurtla balığı bir arada tüketirsem zehirlenebilirim gibi. Arkadaşlar, ben genellikle balık buğulama yaparken soslarımı yoğurtla yapıyorum. Ve bu zamana kadar hiçbir sorun yaşamadım. Hatta balık çorbası yaparken de terbiyemi yoğurtla yapıyorum. Eğer balığınız taze ise hiçbir problem yaşamazsınız. Gönül rahatlığıyla da bence soslarınızı bu şekilde yoğurtla yapabilirsiniz. Evet, şimdi yoğurdumu şöyle hemen kabımın içerisine ekliyorum. Şöyle bir çırpıcıyla yavaşça karıştıracağım. Arkadaşlar, çok lezzetli bir sos oluyor. Mutlaka bu şekilde deneyin derim. Ve şöyle yarım çay bardağından biraz daha fazla zeytinyağı kullanacağım. Ben genellikle zeytinyağı kullanıyorum ama evinizde zeytinyağı yoksa sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Ama zeytinyağı kullanmanızı tavsiye ederim. Ve şöyle bir tatlı kaşığına yakın tuz ekliyorum. Tuz miktarını yine damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Ve şöyle bir tatlı kaşığı kadar, benim böyle 5 çeşit karışık baharatım var. Ondan kullanıyorum. Ve şöyle yarım tatlı kaşığı kadar da sumak ekliyorum. Yine şöyle yarım çay kaşığı kadar kekik ekliyorum. Arkadaşlar, balığa yakıştırdığınız baharat varsa dilediğiniz baharatı kullanabilirsiniz. Ben kendi sevdiğim baharatları kullanıyorum şu anda. Siz de dilediğiniz baharatları kullanmakta özgürsünüz. Bu şekilde. Belki biraz da pul biber ekleyebilirim. Evet, şöyle bir çay kaşığı da pul biber ekleyeceğim. Bu kadar yeterli. Dilerseniz evinizde varsa defne yaprağı da kullanabilirsiniz. Tabi sosumuzun içerisinde değil ama balığımızda. Benim evimde olmadığı için bugün kullanmayacağım. Evet, şimdi şöyle sosumu bir karıştırdım güzelce. Sosum hazır. Evet, şimdi de hemen balıklarımızı güzelce sosumuza bulayacağız. Ben balığımı güzelce temizlettim arkadaşlar. Yıkadım. Kafasını kestirmedim. Bu şekilde güzelce sosa bulayacağım. Şimdi böyle öncelikle içini buluyoruz. Elimizle bolca her yerine ulaşmasını sağlıyoruz. Çünkü sosumuz çok lezzetli bir sos. Balığımıza geçmesini sağlıyoruz. Bu şekilde. Güzelce. Evet, tamam. Şimdi yağlı kağıt serdiğim tepsime güzelce balığımı yerleştireceğim. Evet, ikinci balığımı da sosuma güzelce buladım. Şimdi şöyle buğulamamda arpacık soğan kullanacağım. Yaklaşık 200-250 gram kadar arpacık soğanım var. Hemen soğanlarımı güzelce sosumun içerisine attım. Şöyle bir kaşıkla güzelce karıştırıyorum. Arkadaşlar, ben soğan ve mantar kullanacağım bugün. Dilerseniz patates, biber ya da farklı sebzeler de bu şekilde soslayıp balığınızın yanına kullanabilirsiniz. Ve hemen soğanlarımı da bir kaşıkla çıkarıp balığımın kenarına koyuyorum. Bu şekilde. Ve şöyle buğulamam içinde yaklaşık 200 gram kadar da mantar kullanacağım. Mantarlarımı ikiye böldüm. Şimdi hemen mantarlarımı da sosumun içerisine atıyorum. Onları da sosa buluyorum. Onların da lezzetlerine lezzet katıyorum yani. Evet, şimdi bunları da tepsime alacağım. Evet, soslanmış mantarlarımı da balığımın yanına aldım. Şimdi şöyle ıslattığım yağlı kağıdımı balığımın üzerine sereceğim. Muslukta ıslattım ve güzelce suyunu süzdürdüm. Sıktım yani.
Şimdi şöyle balığımın üzerine serdim. Şimdi balığımı fırına vereceğim. 250 derecede yaklaşık bir 15 dakika kadar bu şekilde pişireceğim. 15 dakika sonra üzerinden yağlı kağıdımı kaldıracağım. Artık balığımız kızarana kadar da, kızarıp pişene kadar da bu şekilde pişireceğim. Üzeri açık bir şekilde. Evet, buğulamam fırından çıktı. Gördüğünüz gibi nar gibi kızardı. Ben buğulamamı biraz fazla kızarmış seviyorum. Tam istediğim gibi oldu. Şimdi hemen sunum tabağımı alacağım ve sizlere göstereceğim. Evet, balığım güzelce sunum tabağımı aldım. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Sebzelerimi kenarlarına koydum. Şöyle minik bir salata. Turp ve limon eşliğinde. Şahane bir tarif oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz bize destek vermek için lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tariflerimizi mutlaka deneyin. Deneyen herkese de şimdiden afiyet olsun.